Sağ olun. Evet, geçmiş olsun demek lazım. Maçtan ziyade maalesef maçtan sonra yaşanan olaylar bugün hatırlanacak. Önce şunu belirtmek isterim. Maçtan sonra veya bir taraftarın maalesef biraz önce görüntüleri izledim. 4 metreden atlayıp nasıl yaptıysa atletik biri koşup sahanın içinde bir Beşiktaşlı futbolcu yaptığı hareketi özellikle bütün basın mensuplarını da şiddetle kınıyorum. Adli makamlar gerekli işlemleri yapacaktır. Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum. Nihayetinde Ankaragücü Kulüp Başkanı hem taraftarıyla hem camiasıyla bu işlerin sorumlusudur. Bu anlamda yapılması gereken bizim yapacağımız hangi adımlar varsa bunu atmaya da hazırız. Ama zaten federasyon ve adli makamlar bu eylemden dolayı gerekli işlemleri yapacaklardır. Önce bunu belirtmek isterim. Siz teknik heyetle konuştunuz mu? Olayların başlangıcını nasıl Şimdi olmuş Sayın Başkan? tabii taraftarın gidip bir tribünde 4 metreden atlayıp içeri girip bir futbolcuyu taraf taklamasının teknik heyetle bir alakası Yo, olamaz. aşağıdan biriyle konuştunuz mu anlamında sordum ben Sayın Başkan. Tabii aşağıda O anlamda sordum. aşağıda yaşanan olaylar şu bir ortaya çıkacaktır. Maalesef bir Beşiktaşlı genç oyuncunun olaylardan sonra hem bizim yedek kulübesine, hocaya ve bazı futbolculara maalesef yakışmayan ifadeler ve küfürlü sözlerle tahrik etmesi söz konusudur. Bunu biraz daha olaylar detaylı incelendiğinde tespit edilip açıklama yapılacaktır. Çünkü bizatihi orada yaşanan olaylardan sonra Beşiktaş camiası hocaları böyle bir olayın olup olmadığını sorduklarını duydum ben ve maalesef böyle bir olayın gerçekleştiğini, hatta bize gelen bilgilerde o Beşiktaşlı oyuncuyu çıkartıp Ankaragücü camiasına ve hocadan özür dileyeceği ile ilgili bir bilgi geldi. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Dediğim gibi maalesef bugünkü maç sonunda bu maçı böyle algılamak veya bu olayları konuşmak çok üzücü. Bize yakışmayan bir şey. Ama olaylar oluyor. Maçtan önce de TRT Spor'a açıklama yapmıştım. Hakemin bu maçta çok özen göstermesi gerektiğini. Tabii bu benim yorumum. Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmak istemedim. İstemiyorum. Bugüne kadar da çok fazla konuşmadım. Sadece bu tür Ankaragücü, Beşiktaş Ankaragücü maçları çok gergin geçer. Burada azami dikkat gerekir. Verilen kararların orantısız olmaması gerektiğini hep söyledim. Hiçbir zaman hak etmediğimiz bir puan almak istemediğimizi de defalarca söyledim. Ama maalesef bazı kararların zorlama kararlar olduğunu, özellikle hayati önemi arz eden pozisyonlarda zorlama olduğunu, bunu büyük takımları eleştirmek için söylemiyorum. Ama bir gerçek var ki büyük takımlarla ilgili bu tür özellikle Anadolu'da veya küçük takımlarla ilgili aleyhte bu tür kararlar veriliyor. Biraz daha soğukkanlı değerlendirme gerekir. Ben onu söylemek istemiyorum. Sıcak sıcak birilerini suçlamak istemiyorum ama gerçekten bugün özellikle Ankaragücü oyuncuların gösterdiği performansın karşılığı bu olmamalıydı. Evet, gol yiyebiliriz, yenilebiliriz ama bazı kararlardan dolayı böyle bir sonuç elde etmemizden dolayı da üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Ama sizin vasıtanızla tekrar bütün oyuncularımızı çok kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi bir mücadele gösterdiler. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Biz kendimiz de yapmamız gereken müdahaleler ve cezalar ne varsa onu da yaparız. Böyle bir kompleksimiz yok. Yanlışın arkasında hiçbir zaman durmayız, durmayacağız da. Dediğim gibi bu bir oyun. Centilmence geçmesi lazım. Şunu da yapacağız. Bunu bilmenizi isterim. Ahmet Başkanımız da biz bu sene
gerçekten bu Ankara Gücü Beşiktaş camiasını daha yakınlaştıracak eylemler yapmamız gerektiğini söyledik ve bunu da yapacağız. Ben gideceğim Beşiktaşlara, derneklere, çarşı grubuna, onlarla oturup sohbet edeceğim. Ahmet Başkan gelecek, bizim derneklerle sohbet edecek. Çünkü Ankara Gücü Beşiktaş maçlarının böyle gergin geçmesinin Türk futboluna hiçbir katkısı yok. Olamaz da, özellikle yöneticileri olarak bu sorunun çözümüyle ilgili ivedilikle adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. İyi akşamlar.